Akciğer kanseri Türkiye'de erkeklerde en sık görülen birinci, kadınlarda da en sık görülen dördüncü kanser tipi. O yüzden de bizim için önemini korumaya hala devam ediyor. Ama elimizde artık yeni kuşak, yeni nesil ilaçlarımız var ve dolayısıyla akciğer kanserinde son yıllarda çok hızlı yol kat ettik. Özellikle erken evrede kullanmış olduğumuz immünoterapiler ve hedefli moleküller, geç evrede zaten kullana geldiğimiz immünoterapiler ve hedefli moleküllerle kişiye özgü tedavileri hastalarımıza uygulamaya başladık. Kişiye özgü tedavi ne demek? Her kanserin, her kişinin kendi içerisindeki kanserin kendine ait bir takım özellikleri oluyor. O özellikleri biz bir takım testler yöntemiyle keşfediyoruz. O testlerin sonucuna göre hastaya uygun tedaviyi öneriyoruz. Dolayısıyla artık her akciğer kanser hastası aynı tedaviyi değil, her akciğer kanserinin belli tipi belli tedaviyi, belli tipi belli tedavi alıyor. Akciğer kanserli hasta polikliniğimize geldiğinde ilk yapmış olduğumuz şey tabii ki hastanın evresini takip etmek. Evreleme için, yani hastalığın yaygınlığını ortaya koyabilmemiz için bizim olmazsa olmaz bazı yapmamız gereken testlerimiz var. Tabii ki hastanın performansını değerlendiriyoruz, fizik muayenemizi yapıyoruz. Hastanın bizden önceki diğer hastalıklarını kontrol ediyoruz. Ailesel kanser öyküsü varsa onları yine hastadan sorguluyoruz. Akabinde yaptığımız kan tahlilleriyle hastanın böbrek, karaciğer ve diğer organları ile ilgili fonksiyonlarının normal çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Ondan sonraki aşamada akciğer kanserinin yaygınlığı için akciğer tomografisi, PET değerlendirme ve beyin MR'ı bizim için neredeyse olmazsa olmaz yöntemler arasına girdi. Bu üç yöntemi yaptıktan sonra da hastalığın yaygınlığı artık önümüzde açık bir şekilde durmaya başlıyor. Ve kendi içimizdeki konseylerde diğer branşların birlikte olduğu multidisipliner, çok disiplinli konseylerimiz oluyor. Haftada bir gün Medipol Üniversitesi bünyesinde bunları yapıyoruz. O konseylerde göğüs cerrahları, patologlar, bizler, radyologlar, göğüs hastalıkları uzmanları, radyasyon onkologları gibi bu işle uğraşan bütün bilim damları bir araya gelip o hastayla ilgili bu yapmış olduğumuz evreleme tetkiklerinin sonuçlarında hangi tedavi hastaya daha uygun, ek olarak istememiz gereken testlerimiz var mı, cerrah ne der, ben ne derim ve usulüne uygun bir şekilde hastaya bir tedavi rotası çiziyoruz ve akabinde de o rotayı hastaya uygulamaya başlıyoruz.